Merhaba. Bu derste MapInfo'nun sınıflandırma özelliğiyle objelerin nasıl gruplandırıldığı gösterilecektir. Sınıflandırma ile haritadaki objeler tematik haritada olduğu gibi değişik renk veya stillerle gösterilir. Tematik haritalardan farklı olarak sınıflandırma ile çeşitli istatistiksel işlemler rahatlıkla yapılabilir. Sınıflanan gruplara isim verilerek bu isimlerin veri sayfasına eklenmesi de sağlanabilir. Sınıflandırma nedir? Sınıflandırma işlemi, harita objelerini belirli bir gruba ya da sınıfa atama işlemidir. Sınıflandırma işlemi ile sınıflar oluşturulurken bir veya daha fazla değişkenin izlenmesi mümkündür. Objeler sınıf olarak gruplandırıldığında her sınıfı oluşturulan toplam bilgilerde otomatik olarak güncellenir. Ayrıca sınıfları oluşturduktan sonra veri sayfasına kaydetmek de mümkündür. Oluşturulan sınıflar yeniden düzenlenmek istenirse sınıflandırma özellikleri kullanılarak sınıflar değiştirilebilir. Bu uygulama için iller tablosu kullanılacaktır. Genel sekmesi aç, tabloya tıklayınız. Bölüm 17 klasöründeki iller tablosunu seçip aça tıklayınız. Sınıflandırma işlemi. Sınıflandırma işlemi harita sekmesinin altında bulunan sınıflama penceresi açılır penceresinden yapılır. Bu uygulamada iller bölgelere ayrılacaktır. Bölge adları veri sayfasında bulunmadığından hangi ilin hangi bölgede olacağı el ile seçilerek belirlenecektir. Ardından seçilen il hangi bölgeye atanmış ise o il için o bölgenin adı veri sayfasına yazılacaktır. Bölge adlarının kaydedilmesi için öncelikle bir kolon açılması gerekmektedir. Tablo sekmesi, tablo, tablo yapısını izle değiştiri seçiniz. Kolon ekleye tıklayınız ve adı kutusuna bölge adı yazınız. Tipi kısmını karakter, genişlik kısmını da 20 olarak değiştiriniz. Diyaloğun doğru olduğundan emin olunuz ve tamama tıklayınız. Bu işlem ile açık olan harita penceresi kapanacaktır. Veri sayfası açıldığında bölge adı kolonunun eklendiği görülecektir. Veri sayfasını açmak için klavye üzerinden F4 tuşuna basınız. Ekranda yeni veri sayfası penceresi görünecektir. İller harita penceresini bölgeleri sınıflama işlemi için F3 tuşu ile yeniden açınız. Unutmayınız, bir tablonun yapısında herhangi bir değişiklik yapıldığında MapInfo o tabloya ait bütün pencereleri kapatacaktır. Kapatılan harita ve veri sayfasını yeniden açmak için F3 ve F4 tuşları kullanılabilir. Harita sekmesi, sınıflama penceresi, yeni sınıflama penceresini seçiniz. Kaynak tablo listesinden iller tablosunu seçiniz. Sınıflama kolonu listesinden ise bölge adı kolonunu seçiniz. Kolonlar bölümünde sayısal kolonların toplam ve yüzdelerinin hesaplanması için kolonlar, sınıf içerisinde kaç objenin bulunduğunu gösteren count komutu, renklendirilecek obje tipine göre seçilmesi gereken dolgu, sembol ve çizgi seçenekleri bulunmaktadır. Sınıflandırma için seçilen kolon, count komutu ve katman tipine göre obje tipi seçeneklerinden biri gösterilecek kolonlar kısmına otomatik aktarılır. Bu uygulamada bölgelerin 2000 yılı nüfusuna göre toplamları da gösterilmek istenmektedir. Sam, nüfus 2000 kolonunu gösterecek kolonlar kısmına ekleyiniz. Yeni sınıflandırma penceresinde yer alan kolonlar kısmında kayıtlar gruplandırıldığında görüntülenebilecek kolonların listesi yer alır. Burada seçilenler sınıflar veri sayfasının bir parçası olacaktır. Dikkat edecek olursanız bütün sayısal kolonların toplam ve yüzde değerleri burada yer almaktadır. Gösterecek kolonlar kısmında ise sınıflar veri sayfasında yer alacak verilerin bir listesi yer almaktadır. Sınıf, sayı ve obje stili kolonları başlangıçta varsayılan kolonlar olarak burada listelenir. Stil, o sınıfı görüntülenmeye yarayan renk, desen veya şekil olabilir. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra tamam butonuna tıklayınız. Sınıflar veri sayfası ekrana gelecektir ve harita yeniden çizilecektir. Bu veri sayfasında bölge adı kolonu boş olduğu için tüm objelerin bulunduğu sadece bir kayıt bulunmaktadır. Buna henüz atama yapılmamış sınıf denmektedir. Atama yapılmamış sınıf bir seri yıldız ile gösterilir.
Şu anda bütün iller atama yapılmamış sınıfın içerisinde yer almaktadır. Bu sınıfın rengi de beyaz olarak belirlenmiştir. Şimdi ise birkaç tane boş sınıf oluşturulup illerden seçilen kayıtlar her bir sınıfa tek tek atanacaktır. Harita sekmesi, sınıflama penceresi, sınıf ekleyi seçiniz veya mevcut sınıf üzerinde sağ tıklayarak sınıf ekleyi seçiniz. MapInfo sınıf 2 adı ile sınıflar veri sayfasına yeni bir kayıt ekleyecektir. Sınıflama penceresi, sınıf ekle komutu ile iki sınıf daha ekleyiniz. Sınıf isimleri istenildiği gibi değiştirilebilir. Sınıf isimlerini Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Batı Anadolu olarak değiştiririz. Bir sınıfa veri aktarımı yapabilmek için öncelikle sınıflar veri sayfasından hedef sınıf seçilmesi gerekmektedir. Bir sınıfı hedef sınıf olarak seçmek için yanındaki kutucuğun seçili halde siyah olması gerekir. İlk hedef sınıf olarak Doğu Anadolu sınıfını seçiniz. Sınıflar veri sayfasında yer alan Doğu Anadolu sınıfının seçim kutusuna tıklayınız. Doğu Anadolu sınıfı artık hedef sınıf haline getirildi. Bu sınıfı oluşturmak için harita penceresinde iller katmanının doğusunda yer alan iller seçilecektir. Bu işlem için harita ve mekansal sekmeleri altında seç açılır penceresinde yer alan çoklu seçim araçlarından herhangi biri kullanılabilir. İller harita penceresine tıklayıp aktif hale getiriniz. Doğuda yer alan illerden bir doğu bölgesi oluşturunuz. İller katmanında seçim yapılmaya başlandığında MapInfo seçilen illeri otomatik olarak sayar ve sınıflar veri sayfasındaki bütün kolonlar için değerleri yeniden hesaplar. Seçilen iller hedef sınıfa eklenir. Burada seçilen iller geçici olarak hedef sınıfa atanmıştır. Doğu bölgesi için illeri seçtikten sonra seçilen harita objeleri kalıcı olarak sınıfa atanmalıdır. Sınıflar veri sayfasının başlık çubuğuna tıklayarak aktif hale getiriniz. Sınıflama penceresi, sınıf ata seçeneğini seçiniz veya hedef sınıf üzerinde sağ tıklayıp sınıf ata seçeneğini seçiniz. Sınıflama işlemine İç Anadolu bölgesine il atayarak devam ediniz. Öncelikle sınıflar veri sayfasındaki İç Anadolu sınıfını hedef sınıf haline getiriniz. İç Anadolu sınıfı artık hedef sınıf olduğuna göre bu sınıfa veri aktarımı için haritadaki iller katmanından İç Anadolu bölgesindeki illeri seçiniz. Seçim işlemi bittiğinde seçimi atayınız. Unutmayınız, sınıflama işlemi sırasında MapInfo seçilen kolona objelerin atandığı sınıfın adlarını otomatik olarak yazmaktadır. Bu işlemi Batı Anadolu bölgesi için de tekrarlayınız. Seçim diyaloğu ile seçim yaparak sınıflandırma. Sınıflandırma yaparken her zaman bilgiler harita üzerinden seçim araçlarıyla seçilebilecek kadar düzenli ve kolay olmayabilir. Sınıflandırma işlemi veri sayfasından belli bir koşulu sağlayan bilgiler seçilerek de yapılabilir. Bu durumda seçim diyaloğu ya da SQL seçim diyaloğu kullanılarak seçim yapılır ve bu şekilde objeler sınıflara atanır. Bu örnek için sınıflar veri sayfasını kapatınız. İllerin renkleri ana rengine geri dönecektir. Bu örnekte Türkiye nüfus 2000 kolonuna göre büyük nüfuslu iller ve küçük nüfuslu iller olarak renklendirilecektir. Uygulamaya başlamak için öncelikle il tiplerinin yazdırılacağı bir kolon açılacaktır. Tablo sekmesi, tablo, tablo yapısını izle değiştir seçeneğini seçiniz. İl tipi adında, karakter tipinde ve genişliği ise 20 olan bir kolon açınız. Harita sekmesi, sınıflama penceresi, yeni sınıflama penceresini seçiniz. Kaynak tablo listesinden iller tablosunu, sınıflama kolonu listesinden il tipi kolonunu seçiniz. Gösterilecek kolonlar kısmında il tipi, count ve dolgu kolonları bulunmaktadır. Bu kolonların yanına toplam nüfus 2000 ve yüzde nüfus 2000 kolonlarını ekleyiniz. Gerekli ayarlamalar yaptıktan sonra tamam butonuna tıklayınız.
Sınıflama veri sayfasında gri alana sağ tıklayarak 2 adet sınıf ekleyiniz. İlk açtığınız sınıfa büyük şehirler, son sınıfa ise diğer şehirler yazınız. Başlangıçta gelen dolgu rengini değiştiriniz. Harita penceresini aktif hale getiriniz ve harita sekmesi seçim grubunun sağ köşesinde bulunan oka tıklayınız. Seçimi yapmak için kayıtların seçileceği tablo listesinden iller tablosunu seçiniz. Koşul kısmına nüfus 2000, büyüktür 750.000 yazınız. Sonuçları sadece harita penceresinde görüntülemek için sonuçları göster tikini kaldırıp aktif haritada bul seçeneğini işaretleyiniz ve tamama tıklayınız. Koşulu sağlayan iller harita üzerinde gösterilecektir. Büyük şehirler sınıfının seçim kutusuna tıklayarak hedef sınıf olarak seçiniz. Hedef sınıf üzerinde sağ tıklayarak sınıf atayı seçiniz. Atanan veriler harita üzerinde kırmızı renk olacaktır. Ayrıca objelerin veri sayfasına büyük şehirler yazılacaktır. Harita penceresi aktif hale getiriniz ve seçim diyaloğunu tekrar açınız. Kayıtların seçileceği tablo listesinden iller tablosunu seçiniz. Koşul kısmına nüfus 2000 küçüktür 750.000 yazınız. Sonuçları sadece harita penceresinde görüntülemek için sonuçları göster tikini kaldırıp aktif haritada bul seçeneğini işaretleyiniz ve tamam butonuna tıklayınız. Koşulu sağlayan iller harita penceresi üzerinde seçilecektir. Diğer şehirler sınıfının seçim kutusuna tıklayarak hedef sınıf olarak belirleyiniz. Hedef sınıf üzerinde sağ tıklayarak sınıf atayı seçiniz. Atanan veriler hem harita üzerinde pembe renk olacaktır hem de objelerin veri sayfasına diğer şehirler yazılacaktır. Şimdi de iller tablosundaki il tipi kolonunu kontrol ediniz. Tablo sekmesi yeni veri sayfası penceresini seçiniz. Tablo adı listesinde illeri seçiniz ve tamam butonuna tıklayınız. Sınıflama işlemini kaydetme ve bitirme. Seçilen objeler bir sınıfa atanarak sınıf kolonuna yeni bilgiler girilmiş olduğu için ana tablo değiştirildi. Bu nedenle yeni sınıf bilgilerini saklamak için sınıflama işleminin sonunda ana tablo mutlaka kaydedilmelidir. Veri sayfasına eklenmiş olan yeni bilgileri kaydetmek için genel sekmesi kaydet, tablo kaydeti seçiniz. Kaydedilecek tablolar listesinden iller tablosunu seçiniz ve kaydet butonuna tıklayınız. İller tablosunda yapılan bütün değişiklikler artık kalıcı olarak kaydedilmiştir. Sonuçları görüntülemek için iller veri sayfasına bakılabilir. Sınıflama işlemini sona erdirmek için sınıflar veri sayfasını kapatmak yeterli olacaktır. Harita objelerinin renkleri sınıflama işleminden önceki renklerine geri dönecektir. Eğer herhangi bir sınıf için başlangıçta belirlenen renk değiştirilmiş ise ve bu değişiklik ileriki çalışmalarda da kullanılmak isteniyorsa, sınıflar veri sayfası kapatılmadan önce çalışma ortamının proje olarak kaydedilmesi gerekir. Bir sonraki uygulamaya geçmek için genel sekmesi kapat, tüm dosyaları kapat ile dosyaları kapatınız.